Ali Bakkal hocamızla devam edeceğiz inşallah. Ali hocam tekrar Evet hayırlı hocam. akşamlar. Hayırlı akşamlar. Şimdi hocam işte Bediüzzaman bu birinci makalede bazı öz eleştiri tekliflerinde bulunuyor. Yani öz eleştiri yapılmasını öneriyor. Değil mi? Yani işte ifrat Elbette, tefritten tabii. bahsediyor. Yani Bazı şimdi bir şey yapacaksanız, yani bir ihtiyaç var ki yapıyorsunuz demektir. Tabii o konuda esasen eskiden de bir şey yapılmıştır. Ve şu anda o yapılan şey bizim ihtiyacımıza kafi gelmiyor demektir. Bizim ihtiyacımıza kafi gelmiyorsa acaba ne eksiklikler, ne hatalar var? Önce onu bulmamız lazım. Aksi takdirde yani eskiyi beğenmiyoruz, tamam. Ama hiçbir eleştiri yapmadan hadi devam edelim bakalım. Yanlışlar üzerine devam edersek nasıl olacak? Hiçbir ilerleme kaydedemeyiz yani. Hani Bir de şimdi muhataplarım diyor ya üstad şimdi evet. Ali hocam yani bu muhataplar kim aslında? Yani burada biraz sizinle belki yani işte kim ne kadarından kimi muhatap alıyor üstad? Yani hangi oranda kim ne kadar bunlardan muhatap? Ya bu öz Yani tabii eleştiriden nasibini almak. Yani isterseniz o üst kısımdaki şeylerden biraz bahsetmiş olayım. Mesela üstad diyor işte tefsir ve şeriat başkadır diyor. Yani Evet. şimdi bir tefsir kitabını alıp okumaya başladığımızda biz zannediyoruz ki işte şeriat burada anlatılanların hepsidir. Halbuki öyle değil. Yani şeriat dediğimiz şey bizim itikatta, amelde, ahlakta hüküm olarak kabul etmemiz ve işte uygulanması gerekenleri de uygulamamız demek oluyor. Şimdi yani şeriat dediğimiz zaman hüküm odaklı bir şey düşünmemiz gerekiyor. Ama tefsir dediğimiz zaman Kur'an'ın en geniş anlamda açıklanmasını düşünmemiz gerekiyor. Bir defa hani şer'i hükümlerin kaynakları Kur'an'da da oldukça azdır. Mesela fıkhi hükümlerin kaynakları, kaynağını ifade eden ayetler en çok 500'e kadar çıkıyor. Yani onların da belki 200 tanesi tekrar ya da genel hüküm ifade ediyor. Yani şimdi diyelim adaletli olmakla ilgili tavsiyeler. Yani şimdi size objektif anlamda bir şey vermiyor. Bir hedef veriyor da ama yani objektif olarak somut olarak bir şey vermiyor size. Sadece bir adalet düşünceniz varsa onu daha ileri götürün, ona önem verin demiş oluyor. O ayetlerden biz somut bir şey çıkaramıyoruz yani. Ancak cüz'i hüküm ifade eden ayetlerden bir hüküm çıkarabiliyoruz. Bunların da sayısı 300 kadar yani. Dolayısıyla hani şeriat derken tabiri caizse 300 ayetin hüküm çıkarılmış hali gibi değerlendirmemiz gerekiyor. Tabii fıkıh olarak düşündüğümüz takdirde buna itikadi olanları da eklersek sayı bir o kadar daha kabarır. Ama işte tefsir dediğimiz zaman 6600 ayet-i kerime var. Bunların hepsinin açıklanmasından ibaret oluyor. Dolayısıyla tefsir başkadır, şeriat başkadır. Sonra diyor tefsir ve şeriatta telif olunan kitap yine başkadır. Kitapları elinize aldığınız zaman şimdi diyelim şeriatla ilgili olarak daha iyi ifade edebiliriz diye tahmin ediyorum. Şimdi şeriatın kendisi hükümden ibarettir. Ama siz kitabı eline aldığınız zaman işte hükmün kendisi, hükmün kaynağı, bu kaynaktan bu hüküm nasıl çıkarılmış? Efendim işte Ebu Hanife nasıl çıkarmış, Şafii nasıl çıkarmış, İmam Malik nasıl çıkarmış, eğer ayrı ayrı hükümler çıkarılmışsa aynı ayetten. Bunların hepsi orada yazılıdır. Dolayısıyla kitap dediğiniz zaman ayrıntılı olarak hepsinin yer aldığı şeyler demektir. Tefsir kitaplarına geldiğiniz zaman daha da ayrıntıları görürsünüz. Yani diyelim Cenab-ı Allah Hazreti Musa'dan bahsediyor. Yani tefsir alimleri işte ehli kitabın da Yahudilerin, Hristiyanların da eğer
Hazreti Musa ile ilgili bir bilgileri varsa, bir beyanları varsa onları da alıp getiriyorlar. Veyahut da diyelim arkeolojik sonuçlar bakımından Hazreti Musa ile ilgili bir şey bulunmuşsa, çıkarılmışsa onları da oraya koyuyoruz yani. Yani dolayısıyla tefsir böyle kabardıkça kabarıyor. Kitaplar kabardıkça kabarıyor. Bunları böyle birbirinden ayırmak lazım. En genişi elbette kitap olmuş oluyor netice itibariyle. Ha şimdi o kitap adeta ilmi bir işte ilmi meselelerin satıldığı bir dükkan gibi. Asıl cevher o ayetin bize doğrudan söylediği hakikattir. Bir nevi asıl cevher odur. Ayetin bize doğrudan söylediği hakikattir. Ama şimdi o hakikati göstermek için o kadar yan şeylerden bahsedilmiştir ki o yan bilgiler içerisinde hakikat neredeyse bazen kaybolma noktasına gelmiştir. Dolayısıyla üstad diyor ki o dükkanda cevherden başka çok şeyler de bulunur. O sebeple tefsir kitaplarına baktığınız zaman bütün o bilgilerin hepsinin hakikat olduğunu zannetmeyin. Hepsinin şeriat olduğunu zannetmeyin. Hakikat başkadır, bir nevi şeriat başkadır. Oradaki bilgiler daha başkadır. İşte müfessir kendi kanaatince ayeti daha iyi anlatmak için nereden yardım alabilecekse oradan yardım almaya çalışmış. Tarihten yardım alacaksa tarihten yardım almaya çalışmış. Arkeolojiden yardım alabilirse oradan almış. Efendim Kitab-ı Mukaddes'ten Yahudi ve Hristiyan çalışmalarından yardım alabilecekse oradan da yardım almış. İşte hukuktan, teknolojiden, felsefeden, biyolojiden, fizyolojiden, astronomiden yardım alabilecekse bütün bunların hepsinden yardım almaya çalışmış. Ama şimdi Kur'an'daki ayetin işaret ettiği manalar bunlar hiç olmayabilir. Hatta çok çok ilgisi şeyler de bulunabilir. Çok çürük bilgiler de bulunur. Bir de tefsir dediğiniz zaman müfessirin yapmak istediği şey şu. Yani orada işte cümlelerden meydana gelen ayetler var. Şimdi müfessir ne yapar? Önce kelime kelime başlar. Efendim işte şu kelime söz gelimi beş ayrı manaya geliyor. Eğer işte bu kelimeyi, bu ayet, bu kelimeyi şu anlamda alırsak ayet diğer kelimeleriyle birlikte şu manaya gelir. İşte bu kelimeyi ikinci manada alırsak diğer kelimelerle birlikte ayet şu manaya gelir. Efendim işte üçüncü anlamda ele alırsak şu manaya gelir. Böyle ayetin muhtemel olduğu bütün manaları ortaya koymaya çalışırlar tefsirlerde. Tabii o muhtemel dediğimiz manalar bazen çok uzak manalardır. Yani neredeyse bazen sadece o tefsiri yapan müfessirin aklına gelir, başka kimsenin aklına gelmeyecek olan şeyler oralarda bulunabilir. Bir takım manalar, yorumlar bulunabilir. Halbuki ayetin o manayla hiçbir alakası da olmayabilir ama müfessir bir şekilde ilişkilendirmiştir yani. Bir şekilde ilişkilendirmiştir. Mesela aynı konuda şimdi üstad özellikle bir şeye parmak basıyor. Yani tefsirin bir zaafına da işaret etmiş oluyor o noktada. Mesela diyor ki am hasa delalet-i selaseten hiçbirisiyle delalet etmez. Am hasa delalet-i selaseten hiçbirisiyle delalet etmez. Yani am dediğimiz bir kelimenin umumi olması ve o cinsten bulunan her şeyi içerisine alması. Mesela insan diyelim bütün insanlar dediğimiz zaman bütün insanlar dediğimiz zaman hiçbir insan hariç kalmaksızın bu kavramın içerisine bütün insanlar girerler. Bütün insanlar girerler. Şimdi bütün insanlar girer. Tamam. Peki has nedir? Mesela ben o insanlar içerisinde özel bir kişiyim. Ve işte benim de farklı özelliklerim var. Şimdi insan kelimesi kullanıldığı zaman ben de bunun içerisinde varım diyebiliyor muyum? Evet varım. O amın içerisinde ben de varım. Ama sadece insan olmak itibariyle o kelimenin içerisinde ben varım. Bunun dışında o insan kelimesi bana ait olan
hiçbir şeye delalet etmez. Yani söz gelimi benim erkek oluşuma, benim efendim yaşımın 60-70'in üzerine doğru gelsine, saçlarımın şöyle olmasına, gözümün böyle olmasına, boynumun, bacağımın, ayağımın şöyle böyle olmasına hiç işaret etmez. Yani özellikle üstad diyor ki, yani delalet-i selaseden hiçbirisiyle. Şimdi bir kelime bir şeye üç şekilde delalet edebilir. Bir, delalete mutabıkiyye. Yani bir şeyin tamamına, mesela insan dediğimiz zaman insanın tümüne delalet etmesi. Yani hem böyle maddi bir ceset olarak onun varlığına, hem de akıllı bir varlık oluşuna delalet etmesi gibi. Ha, insan dediğimizde sadece mesela şeklini kastediyorsak, bu delalet-i mutabıkiyye olmaz. Delalet-i tazammuniyye olur. Yani bir kısmına delalet etmek oluyor. Yani insan dediğimde ben akıllı tarafını değil de yani böyle şekil olarak işte biyolojik varlığa sahip olan varlıklardan bahsediyoruz. İşte bir insan resmi orada görüyor. Bu insandır diyoruz. Yani akıllı oluşu bizim için şu anda önemli değil. Sadece işte şu şekilde, insan şeklinde olması mesela önemli. Eğer onu kastediyorsak, insanı meydana getiren parçalardan bir kısmına delalet ediyorsa eğer o söz, delalet-i tazammuniye diyoruz buna. Yani delalet-i iltizamiye ise insan dediğimiz zaman onun gereği olan bir takım başka özellikler hatıra geliyorsa, bunu insan üzerinden değil de söz gelimi mesela güneş evin içine girdi dediğimde, güneş evin içerisine girdi dediğimde iltizami mana hatıra geliyor. Yani şimdi güneşin kendisi mi girdi? Güneşin gereği olan şey girdi. Güneşin gereği olan şey girdi. Yani ışık girdi demek istiyoruz yani. Işık girdi demek istiyoruz. Bazen orada lazımı söyleyip mevzum kastedilebilir. Bazen mevzumu söyleyip lazım kastedilebilir. Neyse, bunlar teknik ifadeler oldu. Çok fazla açmaya gerek yok. Ama yani bir kelime, bir manaya bu üç yoldan birisiyle delalet eder. Üstad diyor ki yani yolların tamamı üç tane ve umumi bir ifade, hususi bir manaya bu üç yoldan hiçbirisiyle delalet etmez. Ha, şimdi bunu niye söylüyor? Çünkü tefsirlere baktığınız zaman işte o umumi manalardan çok özel manalar çıkarıyorlar. Efendim işte bu insan kavramının altında Ali Bakkal da var mıdır? Vardır. Öyleyse bu insan kavramı Ali Bakkal'ın şu özelliğine de, bu özelliğinde, şu özelliğinde işaret ediyor falan deniyor söz gelimi. Şimdi işte insan kavramı Ali Bakkal'ın o özelliklerine delalet etmiyor diyor üstad. Etmiyor. Ama tefsirlerde bu manadaki yorumlar da biraz çoktur. İşte bu gibi şeyler biraz ifrattır. Yani bir zaten kelimenin eğer birden fazla manası var ise genelde bir anlamda kullanılmıştır. Önce hangi anlamda kullanıldığını esas itibariyle tespit etmeye çalışmak lazım. Ama yani müfessirler mümkün olduğu kadar bu da olabilir, bu da olabilir, bu da olabilir. Dolayısıyla ihtimalleri çoğaltmışlar. Ha bir de böyle işte ağamdan söz gelimi, ağam bir kavramı, lafzı yorumlarken de ihtimali olmayan manaları bile delaletinden söz etmişler. Dolayısıyla tefsirde ayetle alakalı, hakikat ve gerçekle alakalı olmayan bir sürü bilgiler orada terakküm etmiş, birikmiş vaziyette olabiliyor. Bu bakımdan hakiki cevherin yanında böyle başka başka şeyler de orada çokça bulunur. İşte buna dikkat etmek gerekiyor. Bir de üstad yine tefsirle alakalı olarak kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi diyor ki her bir hacette o sanatta mütehassıs olana müracaat etmek lazım. Yani şimdi tefsirde diyelim ki güneşle ilgili bilgi varsa, yani astronomik bir bilgi diyelim. Yani ben şimdi astronomi bilgisini gidip kitap tefsirden öğrenmemem lazım. Ve oradaki bilgiye de çok güvenmemem gerekiyor. Yani şimdi
bana şimdi bir müfessir mi astronomi öğretecek? Veyahut da bir müfessir mi fizik öğretecek bana? Yani fiziği, astronomiyi benim oradan mı öğrenmem gerekiyor? Eğer öyle aşırı bir itimat edersen bu yanlış olur. Doğru olmaz. Şimdi yani üstad birine bir ikaz ediyor. İşte tefsirlerde böyle fen bilimlerle ilgili pek çok bilgiler bulabilirsiniz. Bunlar mesela yeni gelişen bilgiler açısından yanlış olabilirler. Yanlış olabilirler. Eğer siz bunların doğruluğu konusunda ısrar ederseniz bir nevi cahilane bir ısrar olur bu. Bu asla doğru bir şey olmaz. Yani netice itibariyle cehennem cehil diyor işte. Cehennem cehil. Cehalet cehennemine düşmüş oluruz. Bu doğru bir şey değil. Yani tefsirlerdeki bir hataya, tefsir yapma işine üstad bir hayli dikkat çekiyor. Şimdi ikinci kısma pek girmeden sorularla ilgili kısımlarınızı bu sefer biraz cevaplandırmaya çalışayım. Çünkü bu ikinci paragrafı da okursam biraz fazla uzun olacak. Yani diyorsunuz ki bu tavsiyelere muhatap olan kim? Yani bilim adamları mı, akademisyenler mi, ilahiyatçılar mı, fikir adamları mı, efendim talebeler mi, umum Müslümanlar mı, bütün insanlar mı soruyorsunuz? Yani bir defa İslamiyet'in kendisi nedir? Üstad, en güzel üstad ifade ediyor. İslamiyet eşittir nedir? İnsaniyeti kübra. İslamiyet büyük insanlıktır. Dolayısıyla esas itibariyle Hazreti Üstad her fertten, bir fertten tutunuz da bütün insanlığa kadar bu hitabını yapıyor. Muhatabı herkestir. Ama tabii galip muhatabı elbette Müslümanlardır. Müslümanların içerisinde elbette daha galip olan, daha çok muhatabı olduğu kişiler de, bu sorulara muhatap olacak kişiler de elbette ilimle uğraşan kişilerdir. İlimle uğraşan insanlar içerisinde de ister istemez tabii ki daha çok akademisyenler ve onların içerisinde bir tarafta fen bilimcileri, bir tarafta ilahiyatçılar olacaktır. Çünkü yani bunlar da böyle, yani üstad işte şimdi mütehassıs ama işte sadece fen bilimden hiç haberdar olmadan ben işte dini bilgilerde mütehassıs olacağım derse çok yanlış yapar. Doğru değil. İşte fen bilimlerinde mütehassıs olan birisi başka hiçbir şeye bakmazsa, yani bırakınız artık dini bilimlerdeki cehaleti, kendi bilimiyle yine yakın bilimler arasındaki dengeyi bile kuramaz. Yani söz gelimi bir adam, ben kimyacıyım efendim, fizik nedir ben takmam, efendim işte astronomi nedir ben bilmem. Olmaz yani. Şimdi eğer sen iyi fizik yapmak istiyorsan biraz kimya bileceksin, biraz astronomi bileceksin, o çalıştığın konuların genel sistem içerisindeki yerinin ne olduğunu da iyi ortaya koymaya çalışacaksın. Şimdi Alparslan Bey güzel şey söyledi. Mesela üstad burada bir ihtisastan bahsediyor. Söz gelimi mesela sistemin çok çok önemli olduğundan bahsedersek, o zaman uzmanlaşmanın çok iyi bir şey olmadığını söylememiz gerekiyor. Şimdi üstad esas itibariyle ikisini dengeli götürmekten yana. Yani burada da soruyorsun işte muhatap kim? Yoksa yalnız bilim yapma tekniği mi? Esasen bunlar birbirine zıt olan şeyler değil. Yani muhatap bunlar. Onlara da üstad bilim yapma tekniğini öğretiyor. Yani bakın bilim yapma tekniği budur diyor. Uzmanlaşma önemli. Ondan sonra bir bilimde asli bilgiler nedir? Yani şimdi bilim dediğiniz zaman hani biraz daha şöyle diyeyim. Mesela bazen insanlar için bilim adamı denir, kültürlü adam denir. Bilim adamı denir, kültürlü adam denir. Yani kültürlü adam ne demek? Pek çok alanda çok çeşitli şey biliyor demek. Yani deseniz ki üstadın tabiriyle işte Amerika'nın tavukları ne kadardır, onu da size söyleyecek. Deseniz ki Arjantin'in başbakanı kimdir, onu da söyleyecek. Ama bilim adamına deseniz ki işte siz neyle meşgulsunuz? Ben efendim işte diyelim ki iç hastalıkları mütehassısıyım. Ona sorsanız astronomiden
bir şey söyleyebilir mi? Söylemez. Fizikten, kimyadan bir şey sorsanız söyler mi? Söylemez. Ama kültürlü adama sorsanız illa bir şey söyler. Bir şey söyler. Şimdi hangisi üstün? Hangisi üstün? Şimdi bilim adamına çok şey sorduğunuz zaman çok alanda bilmiyorum der. Ama kendi alanında bir şey sorduğunuz zaman da ayrıntılı olarak size cevap verir. Şimdi bilim sistemli bilgidir. Kültür bilgileri sistematize etmeden çeşit çeşit alanlarda böyle kopuk kopuk bir takım bilgilere sahip olmak demektir. Yani evet çok şey bilmek, çok şeyden haberdar olmak, sosyalleşme itibariyle bazen bir takım şeyleri anlamak bakımından güzel bir şeydir de. Ama siz bir sistem içerisinde bir takım şeyleri çözmeye çalışmadığınız müddetçe çözüm teklif edemezsiniz. Çözüm de olmaz. Çözüm de olmaz. Şimdi çözüm adeta iki şekilde. Bir defa bütünü bir sistem içerisinde ortaya koyacaksınız. Hani Alparslan Bey ifade etti. Mesela işte bu yakın zamanda da böyle sistem kurucu filozoflar var mıdır? Vardır. Kim gibi? İşte Hegel gibi dedi. Şimdi bu manada ele aldığımız zaman üstad hakikaten bir sistem kurucu filozoftur. Üstad. Yani çünkü hem dini ilimleri alıyor, hem felsefeyi alıyor, hem fen bilimlerini alıyor. Bütün bunları mezcediyor ve bunlardan bir hakikat ortaya koymaya çalışıyor. Ve sonra işte varlık olarak düşündüğümüzde, varlık olarak hani işte İslam filozofları varlık için önce en temele ne koyuyorlar? Vacibül vücut, mümkünül vücut, vücut ve müstahil olan yani imkansız olan varlıklar. Bu kavramları koyuyorlar temele. Onun üzerine varlıkla ilgili felsefeyi yükseltiyorlar. Üstad da en üste Cenab-ı Allah'ı koyuyor. Sonra oradan Esma'ya geçiyor. Sonra Esma'dan diğer varlıklara geçiyor. Ve her varlığın çeşit çeşit özelliklerinden bahsediyor. Ve şimdi her varlığın belli alanla ilgili, özellikleriyle ilgili de asrımızda, zamanımızda ihtisaslaşma olmuş. Ha şimdi yani ihtisaslaşma nasıl olursa efendim işte uygun olur, güzel olur. Mesela diyelim ki kol üzerinde ihtisaslaşmışsın. Şimdi eğer bu kolun vücutla da alakası var ise sen şimdi vücutla hiç alakasızmış gibi bu kol üzerine ihtisaslaşabilir misin? Bu mümkün değil. Yani koldan bahsedebilmek için vücudun genel özelliklerini de bilmen gerekiyor. Ama öyle değil de bu kolun diyelim işte bir tırnak. Söz gelimi vücutla da pek alakası yok. Yani küçük çapta bir alanla ilgileniyorsun. Ama orada ihtisaslaşabilirsin. Ve işte o cüzi alanla ilgili olarak siz derin bir bilgi elde etmek istiyorsanız mütehassısına gideceksiniz. Çünkü o büyük sistemi kuran insanın o en cüzi yerde çok ayrıntılı bilgi sunması size mümkün değildir. Ama virüs üzerinde çalışmış ama ben kol üzerinde çalışacağım demiş. Daha çok kol üzerinde efendim işte uzmanlaşmış. Bazen işte böyle kürt kürt ediyor. Acaba neden olabilir? Yani bunu genel sistemi kuran kişiye sorarsanız bilmez. Hatta işte tıbbı genel olarak öğrenmiş, ana hatlarıyla öğrenmiş olan birisinden sorarsanız o da bilmez. Yani bu özel alanda ihtisaslaşmış olan kişi ancak bunu bilebilir. Dolayısıyla yani üstadın sisteminde diyeyim hem özel ihtisasa yer var ama özel ihtisasa yer verirken de bu özel şeylerin bütünle çeşitli alanlardan bir ilişkisi olduğunu da üstad ifade ediyor. Dolayısıyla evet muhatap netice itibariyle bu sözlerin muhatabı bir yerde kademe kademe herkestir. Ve aynı zamanda üstad elbette bir bilim yapma tekniğini de bu insanlara öğretmeye çalışıyor. Şimdi sözümüzü ikinci kısma geçersek uzatabiliriz.
Şimdilik Evet. burada kafi diyeyim. Hocam size bir soru soracağım ama yani isterseniz siz de Evet. cevap verebilirsiniz. Şimdi bu söylediklerinizin ışığında Bediüzzaman imam mıdır, filozof mudur? Şimdi üstad için Benim imam dememiz düşüncem lazım. İmam dememiz lazım. Şimdi evet. bir de şöyle diyeyim. Yani şimdi üstad diyor ki mesela nispi hakikatler zati hakikatlere göre çok fazladır. Binlercedir diyor yani. Binlercedir. Neden binlercedir? Şimdi herkesin dünyadaki herkesle bir nispi ilişkisi var. Dolayısıyla ne kadar insan varsa o insanla ilgili olarak bir şey söyleriz. Yani diyelim Arjantin'de bir adam. Dersiniz ki işte o Arjantinlidir, bu Türkiye'lidir. Veyahut da o Arjantinlere neyse, İspanyol mudur aslında neyseler. O İspanyol'dur, bu diyelim soy itibariyle Türk'tür falan dersin. Yani herkesle ilgili olarak farklı bir hüküm koyabilirsiniz. Ama sadece kendi zatından bahsettiğiniz zaman 3-5 kalemde sorular biter yani. 3-5 kalemde sorular biter. Şimdi o sebeple şimdi filozof daha dar anlamda alemi izah ediyor. Yani önce onun için yegane kriter akıl. Ama bizim için akıl yani üstad için diyelim akıl değil. Birinci derecede kriter dindir, vahiydir. Sonra akıldır, sonra hadis-i selimedir. Bunun hepsini harmanlayarak üstad bir şeyler yapıyor. Şimdi hani şimdi aklı çalıştırarak bir sistem kurması itibariyle filozof denebilir mi? Denebilir tabii. Denebilir. Ama yani daha çok dini anlamda öne çıkması ve daha çok konuları dini kriterleri, ölçüleri esas alarak izah etmeye çalışması bakımından da bir rehber midir, bir imam mıdır? Elbette öyle bir imamdır yani. Hani şimdi işte Ebu Hanife'ye efendim İmam Rabbani'ye nasıl imam denebiliyorsa üstadı da aynen öyle imam dememiz daha uygundur. Daha genel bir rehber, daha umumi bir rehber, daha manevi bir rehber. Filozoflar tabir caizse bazen böyle akli gevezelikler yapıyorlar yani. Hani bazen böyle çok çok şeyler söyledikleri görünüyor gibi ama bakıyorsun o cafcaflı sözlerin arasından çok küçük hakikatler çıkıyor. Öyle büyük hakikatler çıkmıyor yani. Öyle bir farklılık var felsefeyle din veyahut da filozoflarla üstad arasında öyle bir Evet. farklılık var. Ama yani tabii filozof onun daha altında olması münasebetiyle filozof da diyebilirsiniz yani. Ama bizim Yani... adetimiz değil. Biz filozof demeyiz. Dersek de imam deriz. Evet. Bir şey daha soracağım hocam yine. Evet. Şimdi Risale-i Nur yani Bediüzzaman'ın eserlerinde genel olarak da baktığımız zaman temel yani üstatta baskın olan ilim hangisidir? Mesela Baskın olan işte ilmin bir ilimde baskın mesela hadis olan midir, ilim ilmin kelam mıdır? mantık ve kelam olduğunu söyleyebilirim. Mantık Evet. ve kelam Mesela baskınsın. Risale-i Nur'da hadis mesela Bediüzzaman Darül Hikmet-i Şimdi İslami'ne mesela hadis konusundaki bir uzmanlık şeyiyle mesela orada bulunuyor. Yani yani Risale-i bak Nur'da da şimdi eskiden kullanılan iki tabir vardı. Bir alim denirdi, bir allame denirdi. Alim evet. ve allame tabirleri vardı. Şimdi alim denildiği zaman daha çok İslami ilimlerde derin bilgi sahibi olan kişiye alim denirdi. Allame Evet. kime denirdi? İslami ilimleri derinlemesine bilmenin yanında bir de fen bilimlerini bilen kişiye allame denirdi. Yani allame denildiği zaman ha bu diğer İslam alimlerinden farklı. Şimdi üstad ya zaten İslami ilimleri klasik anlamda kelamı da biliyor, tefsiri de biliyor, İslam tarihini de biliyor.
hadisi de biliyor ve hadiste neredeyse diyebiliriz ki hadis usulü terimi gereğince hafız tabirini de kullanabiliriz. Hafız tabirini kullanabiliriz. Yani şimdi Üstad mesela Muzayet-i Ahmediye Risalesi'ni 19. mektubu yani yanında hiçbir kitap olmadan yazmış. Ezbere yazmış. Yani bakıyorsunuz Buhari'den de, Müslim'den de, Ebu Davud'dan da, Tirmizi'den de, Nesai'den de, İbn-i Mace'den de, Ahmet bin Hanbel'den de, Darimi'den de, işte Şifai Şerif'ten de hepsinden nakillerde bulunuyor. Yani şu anda biz hani bir de Katre Dergisi'nin editörlüğünü yapıyoruz ya, şimdi o orada konuyla ilgili bazı makaleler de veriyoruz. Arkadaşlarımız yazıyorlar sağ olsunlar. Yani çok az hata ile üstad o kitaplarda mevcut olan bilgiyi aynen aktarıyor. Yani. Çok az. Çok az hata ile. Ezbere. Değil mi? Hiçbir kaynak olmadan. Ezbere ve ravi. Hiçbir kaynak yok. Yani şimdi bir adamın Kur'an-ı Kerim'i bilmesi ve bir de onun yanında Buhari'yi ezberden bilmesi hadiste önemli bir şey. Çok önemli bir şey. Yani şimdi Üstad Buhari de biliyor, Müslim'i de biliyor, Nesai de biliyor, Tirmizi'yi de biliyor, Ahmet bin Hanbel de biliyor. Hadis olarak 40 binin üzerinde, 40 bin şimdi sayı söylerken 40 bin derken böyle iki kelimelik bir şey, küçük bir şey bir görünüyor da. Fakat yani bunu 1, 2, 3, 4 diye böyle saydığınızda herhalde birkaç gün saymanız lazım. Evet, 40 bin evet. Derken şimdi üstad o rakama bali olacak kadar hadis biliyor, ezbere biliyor. Şimdi yani hadis alimi olarak kimi davet edecekler oraya? Onun kadar hadis bilen kimse yok ki. Yani elbette orada hadis mütehassısı olarak görev yapması gayet normal bir şey. Ama bakın bir de ben şunu söyleyeyim size. Üstadla ilgili şimdi bizim başka zaman da bir kere söylemiştim galiba. Cumhuriyet döneminde en büyük felsefecimiz bir yerde Hilmi Ziya Ülken sayılır. Felsefenin her alanında gerçekten çok önemli kitaplar yazmış olan bir kişidir. Yani şimdi bir kişi felsefede bir kitap yazacağı zaman önce onun konuyla ilgili kitabını şöyle koyar. Yani felsefenin her alanında kitap yazmıştır çünkü. Onun kitabını önce şöyle bir koyar. Ha, bu konunun problemleri nedir, ana meseleleri nedir, sistemi nedir, işte planı nasıl olmalı? O kitaplara bakarak planını bir kere yapar. Planını öyle yapar. Ha, şimdi işte Cumhuriyet tarihinin en büyük felsefe hocası. Batı'ya gittiğimiz zaman tabii filozof diyecekler yani. Hani Türkiye'nin filozofu, öyle diyelim. Şimdi üstadla ilgili bir şeyler söylüyor. Hem de şunun üzerine söylemiyor bakın. Mesela hani bazı dostlarımız röportaj yapmak üzere bazı bilim adamlarına gidiyorlar. İşte ne dersiniz falan. Hatırına gelen şeyi anlatıyor. Öyle de değil yani. Kendiliğinden anlatıyor hatıra olarak. Yani şok etkisi yapmış Hilmi Ziya Ülken'de. Öyle diyebiliriz yani. Nedir anlattığı şey? Süleyman Hayri Bolay'a doğrudan anlatıyor. Süleyman Hayri Bolay. Olayı anlatan Süleyman Hayri Bolay. Süleyman Hayri Bolay da iyi bir felsefecidir. İyi bir felsefecidir. O da felsefe hocası. Onun talebesi. Hilmi Ziya Ülken'in talebesi. Biz de ufak tefek Süleyman Hayri Bolay'dan da bir şeyler aldık diyelim. Onun talebesinin talebeciği gibi diyelim yani. Şimdi Süleyman Hayri Bolay'a kendiliğinden üstadla ilgili bir şey anlatıyor. Diyor ki ben gençliğimde bazen Nur Osmaniye'nin orada hocaların toplandığı bir mekan vardı. Üstad da bahsediyor oradan. Evet. Şimdi ben de oraya giderdim diyor bazen. Orada ilmi konular açılırdı. İlim adamları münakaşa ederlerdi. Çoğu kez Said Nursi galip gelirdi diyor o münazaralarda.
çoğu kez Sayın Nursi galip gelirdi. Ama arkasından bir şey daha ekliyor. Bununla beraber o bir gazali değildi diyor. Şimdi gazali değil biliyor. Bununla beraber o bir gazali değildi diyor. Tamam kardeşim, gazali olmasın. Gazalinin altında olsun. Ha, öyle kabul edelim. Gazalinin altında olsun. Yani bunu hani Türkiye'nin en büyük felsefecisinin değerlendirmesi olduğu için böyle ifade ediyorum. Yani şimdi eğer böyle Osmanlı o son zamandaki bilim adamlarının hepsinden daha üste çıkabilecek, hem de çok genç yaşındayken bir özelliği varsa, ve tabi Darülhükümet İslamiye'de de işte hadis uzmanı olarak daha çok orada görev yapıyorsa, yani sadece hadis uzmanı değil, yani kelamda da, tefsirde de, hadiste de, İslam tarihinde de hepsinde uzmandır. Hepsinde uzman. Ve elbette böyle bir kişiye biz imam diyeceğiz yani. Yani evet. Hiç de öyle abartılmış bir kelime falan da değil bu yani. Hiç de abartılmış bir kelime değil. Evet, herhalde bu hatıra da zannediyorum konuyu biraz tehdit etmiştir yani. Çok sağ olun, Allah razı olsun. Çok gerçekten çok istifadeli oldu. Yani Bediüzzaman'ın şimdi muhakematındaki bu usulle ilgili, ya da işte söylüyorsunuz yani, o kadar çok şeylerden bahsediyor ki. Yani bunların kendisinde de, kendisindeki karşılığı da değil mi, merak ediliyor. Yani bunu söyleyebilecek durumda bir insan Bediüzzaman. Yani bu muhakematını bu eserde okuduğumuz zaman görüyoruz ki, yani bütün o eserlerle ilgili fikir ortaya koyabilecek genel bakışı, yani bütünüyle bütüncül bakışı da yakalayabilmiş. Yani Alparslan hocamızın sistem dediği belki. Hani, tabii yani sistem. İslam felsefesi veya İslam inançları diyorsak, yani o noktada sistem kurucu bir kişidir. Evet. Ama ya bilgilerini biraz dağınık olarak serpiştirmiştir. Şimdi araştırmalar sonucunda yani bugünkü bilimin sistematiği çerçevesinde tanzim etmek lazım.